Şimdi 2019'a kadar yani Türkiye'deki bu seçimlerin nasıl karşılanacağı konusu aktörler arasında, liderler arasında bir hayli gündem olacak. Aslına bakarsanız erken başlamış bir seçim süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla bu tür konuşmaları bence daha çok yapacağız. Yani hemen erken bir sonuçlanma beklememek lazım. Çünkü bugün elimizde olan veri İyi Parti'nin devreye girmiş olduğu, MHP'nin oylarının bir kısmını belki biraz CHP ve AK Parti'den de oyları hedefleyerek yeni bir aktör olarak gündeme geldiği. Ama henüz profilin ne olacağı çok belli değil. Öte taraftan mesela CHP nasıl bir adayla çıkacak? Bir çatı aday oluşturacak mı? Yoksa kendi adayıyla mı gidecek? Yerel seçimlere doğru giderken partilerin durumu ne olacak? Bütün bunların hepsi şu an için biraz erken aslında değerlendirmek için. Ama şu kadarını söyleyebiliriz. Bu 2019 seçimlerinin bir tür bloklaşmalara sebebiyet vereceğini tespitine katılırım doğrusu. Çünkü bu bir yönüyle baktığımızda Cumhurbaşkanlığı sistemini değiştiren 16 Nisan referandumunda da oluştu. Bunun da başlangıcı aslında 15 Temmuz. Yani 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'deki seçmen tercihlerinde, parti siyasetinde önemli bir dönüşüm gerçekleşti. AK Parti ile MHP'nin birbirine olan yakınlaşması çok kritik bir bloklaşma gerçekleştirdi. Ama karşısında bir bloklaşma var mı henüz derseniz, ben orada henüz bir bloklaşma görmüyorum ve oldukça sıkıntılı olabilecek bir perspektif de var. Nasıl? Yani CHP'nin tabanındaki milliyetçi refleksler ya da Meral Akşener'in tabanındaki milliyetçi reflekslerin HDP ile beraber bir araya gelmeyi sindirebilmesi bakalım aynı ölçüde kolay olabilecek mi? Bunları bilemiyoruz. Şimdi bu itibarla biz bu konuyu daha tartışacağız diye düşünüyorum. Yani gerek baraj meselesini gerek ittifak meselesini 3 seçimin her birisinin farklı farklı sonuçlar ortaya koyması da muhtemeldir. Ben doğrusu parlamenter sistem sırasındaki seçimlerle 2019 seçimlerini karşılaştırmayı çok doğru bulmuyorum. Hele hele Anavatan Partisi ile AK Parti arasındaki seçim performansını karşılaştırmayı da çok doğru bulmuyorum. Birisinde AK Parti, affedersiniz, Anavatan Partisi bir darbenin sonrasında siyasetçilerin yasaklı olduğu bir ortamda siyaset yapıyordu ve bu 87'de liderlerin geri dönüşüyle beraber başlayan bir düşüşün bir daha toparlanmadığı bir siyasi kariyer var. Burada, bu tarafta ise AK Parti böyle bir düşüşü 7 Haziran'da sanki başlıyor gibi oldu ama 1 Kasım'da bambaşka bir sonuç ortaya çıktı. 15 Temmuz ve 16 Nisan'da daha da başka bir seçmen profili ortaya çıktı. O yüzden 2019 seçimlerinin daha önceki seçimlerle beraber değerlendirmeyi zorlaştıran bir yanı var. Neticede bir cumhurbaşkanlığı sistemi yepyeni bir seçim olacak. Bu açıdan baktığımızda da ben sürprizlere açık bir seçim olduğunu düşünüyorum. Bütün aktörler zorlanacak. AK Parti'de, MHP'de, CHP'de hepsi zorlanacak. Bu açıdan da çok hareketli olacak. Daha yeni tartışmalar göreceğiz. Peki.